Zahid'in biri ırmak kenarında ibadet ederken üstünde uçmakta olan bir çaylak ağzındaki fare yavrusunu Zahid'in yanına düşürüvermiş. Zahid fareyi pek beğendiğinden beslemek için alıp evine götürmüş. Ancak evdeki çocuklar fareyi öldürmeye kalkınca mecburen ona dokunamasınlar diye farenin güzel bir kıza dönüşmesi için Allah'a dua etmiş. Duası makbul bir zat olduğundan kabul olunmuş. Zaman geçmiş, kız büyümüş. Zahid de ona münasip bir koca aramaya başlamış. Ancak kız evleneceği kişiden daha yüksek, daha büyük kimse olmasını istiyormuş. Zahid düşünüp en münasibi güneş olur demiş ve kızına güneşi teklif etmiş. Kız teklifi beğenmiş. Gidip güneşe sormuşlar. Güneş, ben en güçlüsü olamam. Zira önüme bir bulut gelse benim ışığıma mani olur, demiş. Onlar da gidip buluta teklif etmişler. Bulut, benden güçlüsü de rüzgardır. O ne yana eserse ben o tarafa giderim, demiş. Oradan da ayrılıp rüzgara gitmişler. Rüzgar, benim gücüme pek çok şey dayanamaz, evet. Ama dağlar benim karşımda dimdik dururlar, demiş. Zahid'le kızı kalkıp bu sefer dağa gitmişler. Dağ? Evet, gayet güçlü görünebilirim. Ama benim de içimi dışımı fareler delik deşik ederler, deyince Zahid'le kızı dönüp dolaşıp bir dağ faresi bulmuşlar ve ona teklif etmişler. Fare? Kızımla evlenmeyi kabul ederim. Ancak o da ben gibi bir fare olmalıdır, demiş. Zahid de tekrar Allah'a dua edip kızı fareye dönüştürmüş. Kız da fare olarak bir dağ faresiyle evlenmiş.